Sevgili seyirciler, Sağlık Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Rüveyda Nur Genç Osmanoğlu. Bu akşamki konuğum ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Çağrı Doğan. 2011 yılında Down sendromu hakkında farkındalık oluşturmak, Down sendromlu bireylerin ayrımcılığa uğramasını engellemek, erken ve sürekli eğitimin önemine vurguda bulunmak için Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlar Farkındalık Günü ilan edilmiştir. Biz de bugün Çağrı hocamızla Down sendromunun ne olduğunu, nasıl tanılandığını, neler yapılması gerektiğini öğreneceğiz. Sonrasında ise Ordu ilimizde gerçekleştirilen genetik çalışmalarıyla alakalı bilgi alacağız. Çağrı hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seyircilerimiz için sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, ben doktor öğretim üyesi Çağrı Doğan. Ordu Eğitim Araştırması, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda çalışmaktayım. Hani yaklaşık 2,5 yıldır buradayım. Lisans eğitimini Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde 2008-2014 yılları arasında tamamladıktan sonra 2015-2020 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladım. Zorunlu hizmet için atandığım Ordu'da daha sonrasında üniversitede doktor öğretim üyesi kadrosuna atanarak hizmetlerime burada devam ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam hizmetleriniz için. Hocam bildiğiniz üzere özel bir gündeyiz. 21 evet. Mart bu hafta içerisindeyiz. Şimdi bunun için öncelikli olarak hocam Down sendromunu tanımak isteriz. Down sendromu nedir? Şimdi Down sendromu yıllardır zaten halkımızın aşina olduğu, çok eski yıllar, yüzyıllardan beri tanındığı, halkımızın içine karışabilen bir hastalıktan mazur insanlar topluluğudur. Burada baktığımız zaman Down sendromu aslında tıbbi ismi de trizomi 21'dir. Yani bu ne demek trizomi 21? Normalde insandaki 46 kromozom 23 çift şeklindedir. Ve 21. kromozomdan da 2 kopya vardı. Ama trizomi 21'li hastalarda 21. kromozomdan 2 yerine 3 kopya olması durumudur. Down sendromu böyle tanımlanabilir. Peki hocam, temelde en çok sorulan sorulardan da birisi, Down sendromu neden olur? Özellikle yediğimiz, içtiğimiz herhangi bir şey bunu etkileyebilir mi? Down sendromunun oluş mekanizması herhangi bir ilaç ya da kanıtlanmış bir ilaç kullanımı ya da kanıtlanmış bir gıda tüketimi ya da bir içecek tüketimiyle ilişkisi gösterilmemiştir. Şu anda hala tıbbın üzerinde durduğu nokta, hücrelerin doğal süreçleri olan bölünme sırasında bu hem mitoz hem de mayoz bölünmeyi kapsamakta hatalı bölünme süreçleri oluşmakta. Bu sayede de hani normalde birer kopya gitmesi gereken 21. kromozomlar ikişer kopya olarak bir hücreye gittiğinde bu da daha sonrasında diğer hücreyle birleştiğinde 3 kopya oluşuyor. Bu da trizomi 21'e yol açıyor. Yani hiçbir yediğimiz gıda ya da tükettiğimiz bir içecek ya da ilaç Down sendromu yol açtığı kesin olarak ispatlanmamıştır. Burada doğal bir sürecin içindeki bir aksamanın Down sendromu yol açtığından bahsedebiliriz. Peki hocam, Down sendromunun da tipleri var mıdır? Özellikle her Down sendromlu birey benzer midir, aynı mıdır? Şimdi burada gerçekten önemli bir nokta. Hani bütün Down sendromları bir sepette düşünmek açıkçası doğru olmuyor. Çünkü hem hastaya yaklaşımda hem ailenin bilgilendirilmesinde hem daha sonra hastaya ve aileye yapılacak testlerde Down sendromlu bireylerin belirgin ayrımları olmakta. Bunu iki ana kategoride ayırırsak mesela birincisinde genotip olarak ayırabiliriz. Bu genotip olarak ayırma nasıl oluyor? Down sendromunda daha sıklıkla gördüğümüz hatta baskın olarak dediğimiz bir ayrı tip var. Bu ayrı tipte ne oluyor? Trizomi 21, 3 tane ayrı 21'den oluşuyor. Ama bir de bağlı tip dediğimiz tip var. İşte bu bizim için daha önem arz eden ve ek testler gerektiren bir grup. Burada ne oluyor? Fazla olan 21. kromozom başka bir akrosentrik kromozomun üzerine bağlanmış olarak ya da başka bir kromozomla beraber bağlı olarak geliyor. Bu ikisi arasındaki nasıl bir farklılık olduğunda şöyle izah edeyim size. Bu bağlı tiplerde anne ya da baba kaynaklı Down sendromu olabilme ihtimali olduğu için ek testler gerekiyor. Yani anne ve babadan da aynı Down sendromlu hastanın tanısını koyarken yaptığımız genetik testleri yaparak anne ya da babadan kaynaklı olup olmadığına bakmamız gerekiyor.
Ve bunun da kalıtılabilirliği yine farklı oranlarda olacağı için bizim için çok önem arz ediyor. İkinci bir gruplandırmaya baktığımızda da burada mozaizm dediğimiz bir durum oluyor. Şimdi burada yine baskın tür pür dediğimiz, yani bütün hücrelerinin trizomi 21'li olduğu bir grup var. Bu grubun bile kendi içinde kliniği farklıyken mozaik Down sendromlu dediğimiz grupta klinik çok daha selim seyredebiliyor. Yani mozaizmi de halkımız için şöyle anlatırsak aslında mozaik pastayı düşünün. Nasıl hani bütün içindeki bir homojen değildir. Nasıl siyahlı birçok yerin içinde beyaz beyaz noktalar olduğu gibi. Aynı Down sendromlarda da bütün hücreler Down sendromlu değil. Belirli oranlarda bu hastadan hastaya değişmekle beraber Down sendromlu hücrelerde azınlıkla da olsa vardır. Bu niye önemli? Şimdi Down sendromu hücre sayısı ve etkilediği doku ne kadar az ise klinikte göreceğimiz bulgular o kadar daha hafif oluyor. Hastanın Down sendromlulara hani mesela zihinsel etkilenimleri varsa bu daha az oluyor. Kalp anomalisi görünme olasılıkları falan daha az oluyor. Hani bütün organların açıkçası etkilenimi daha az olup normale daha yakın oluyor bu hastalar. Burada da yine kalıtılabilirlik açısından anne ve babaya yine test yapmamız gerekiyor. Çünkü görülüyor ki mozaik Down sendromlarda anne ya da babadan kaynaklı bir geçiş olabilir ve bu eğer böyle bir geçiş varsa bu da tekrarlayabilir. O yüzden anne ve babaya da yine Down sendromlu hastalara yaptığımız gibi ek testler, genetik incelemeler yapmamız gerekiyor. Hı hı. Sonraki birazdan yine ele alacağız hocam ama sonraki bebekler için de bu çok önemli bir nokta oluyor değil mi? Aynen. Hani tekrarlanabilirliği çok değişiyor gerçekten bu pür Down sendromlu olması ya da mozaik olması ya da işte bağlı tip olması ya da ayrı tip olmasına göre yaklaşımımız tamamen değişmekte. Peki hocam Down sendromunun anne karnındaki belirtileri ve doğumdan sonraki belirtileri nelerdir? Bu da yine hani baktığımız zaman perinatoloji ve genetik hekimlerinin teknik olarak hani sıkça gördüğü, karşılaştığı bir durumlar olmakla beraber halkımızın da çok merak ettiği bir durumlar oluyor açıkçası. Öncelikle anne karnından alıp getirirsek süreci, ilk haftalarda embriyolar birbirlerine az çok benziyorlar. Down sendromlu olan ve olmayan embriyolar ama haftalar ilerledikçe ilk bulduğumuz bulgulardan biri ense kalınlığındaki artış. Bu normal bebeklerde de olup azalma sürecine girebiliyor ama Down sendromlardaki ense kalınlığındaki artış normal çocuklarda görebildiğimizden bile hem daha fazla, çoğu zaman gerilemiyor, belli bir seviyeye kadar gelip durabiliyor. Daha sonra ilerleyen dönemlerde baktığımızda embriyonun artık normal embriyolar gibi, sağlıklı embriyolar gibi gelişiminin devam etmediğini, işte gün geçtikçe daha geriye düştüğünü görebiliyoruz. Yani biz buna gelişim geriliği diyebiliyoruz. İntrauterin gelişim geriliği olabiliyor. Yüz bulgularına da mesela ultrasonda bakıldığında çok önemli bir bulgu vardır. Mesela nedir? Burun kökünün basıklığı. Bu burun kökünün basıklığı bizler için çok önemli. Klinik, yani böyle bir bulguyu ultrasonda gördüğü zaman kadın doğumcu ya da perinatolog arkadaşımız bize sıklıkla bu hastanın yönlendirilmesinde ve anne karnındaki genetik tanı yöntemlerinden birini hastaya anlatıp önermemiz için hastanın bize gelmesi gerekiyor böyle bir durumda. Önemli bir bulgudur. Daha sonra da GIS sistemi, yani sindirim sistemiyle ilgili anomalilere baktığımızda özofagus atresisi olabiliyor bu hastalarda. Daha sonra midenin ince bağırsakla birleştiği yerdeki o duodenum dediğimiz yerdeki atreziye bağlı olarak çift balon görüntüsü dediğimiz, yani double bubble bulgusu olabiliyor. Daha sonra bağırsak segmentlerinin daha aşağıdaki kesimlerine hiparekojen odak dediğimiz bu çocuğun ilk kakası dediğimiz mekonyumun istenilen hareketleri yapamamasına bağlı normalden daha parlak olması durumu olabiliyor. Bunlar da bizim için önemli. Sindirim sisteminden çıkıp kalp sistemine baktığımız zaman yapısal, yani konjenital kalp anomalileri bu hastalarda sıklıkla görebiliyoruz. Özellikle AVSD dediğimiz kalp anomalisi tipi Down sendromlarda sıklıkla gördüğümüz ve bizi alert duruma geçiren bir bulgudur. Bunun dışında da ASD dediğimiz kalp anomalisinde sıklıkla Down sendromlu
fetüslerde görebilmekteyiz. Bir de yine yapısal kalp yapısal anomalilerden bahsedersek sandal gap dediğimiz bir bulgu vardır. Ayak baş parmak ile ikinci parmak arasındaki açıklığın normalden daha fazla olması durumu olabiliyor. Bu da yine Down sendromlu hastalarda görebildiğimiz bulgular. Tabii bunları ultrasonla görebiliyoruz. Bazılarının gözden kaçma olasılığı oluyor ya da bebeğin hareketine bağlı olarak anne karnında görünemeyebiliyor bu bulgular. Doğumdan sonra baktığımız zaman zaten tipik bir Down sendromu yüzü halkımız tarafından da bilinmektedir. Hani nedir? Yuvarlak bir yüz. Çekik ve uçları aşağıya bakan bir gözlerin olması, yine doğumdan sonradan burun kökünün basık olması, bu bulguları hani yüz bulguları olarak bunları sınıflandırabiliriz. Ayrıca yaş ilerledikçe de yine gelişim geriliği bu çocuklarda görülmekte. Bu gelişim geriliğine de zihinsel yetersizlik hani zihinsel gerilik de eşlik edebilmekte. Onun dışında yine bu hastalarda bahsettiğimiz işte anne karnındaki bulgularla eşlenik olarak özofagus atresine bağlı mesela çocuk ilk beslendiğinde bu atrez eğer mevcutsa çocuğun yediği besini çıkartma durumu hatta aspirasyon durumu bile olabilmekte. Yine duodenum atrezisinde de aynı durum söz konusudur. Bu hiperekojen odakların hiperekojen odaklara yol açan nedenlerden dolayı çocuk ilk kakasını yaparken gecikebilir. Hatta ilerleyen dönemlerde de kabızlık şikayetleri bu hastalarımızda görülebiliyor. Bunun dışında kalp anomalilerini zaten bahsetmiştik. AVS'de ve AS'de yine doğumdan sonra da karşımıza çıkabilmekte. Bunlarla ilgili zaten gerekli hekim müdahaleleri yapılıyor. Ve bizler için önemli olan diğer bir nokta endokrinolojik bozukluklar. Bu hastalarda sıklıkla karşımıza çıkıyor ve özellikle erken yaşlarda hipotiroidi dediğimiz durumlar olabilmekte. Hipotiroidinin şöyle bir önemi var. Zaten bu hastalarda bir zihinsel etkilenim olduğu için hipotiroidi de zihinsel etkilenime yol açtığı için erken dönemde tespit edilip gerekli ilaç tedavilerinin başlanması bu hastalar için çok önem arz etmekte. Keza yine tip 1 ve tip 2 diyabetlerde Down sendromlu hastalarda karşımıza çıkabilmekte. Down sendromlu hastalarda yine erken yaşlarda lösemi tiplerinden biri olan AML-M7'nin ya da löseminin genelinin de aslında oluşma ihtimali yüksektir. Bunun nedeni ise çok basit bir süreç olan 21. kromozomda lösemiye yol açan genetik markerların 2 yerine 3 kopya olması. Bu fazla sayıda olan genetik materyal de erken yaşlarda AML'ye yol açıyor. Yine 21. kromozom üstünde Alzheimer'la ilişkili genlerin olmasından dolayı bu hastalarda 40'lı yaşlarda, 35-40'lı yaşlarda Alzheimer gelişebilmekte. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi hepimiz aşinayız ki Down sendromunun tarama yöntemleri var. Evet. Ve bayağı da şu anda güncel olarak açıkçası uygulanıyor. Öncelikli olarak bunlar hakkında bilgi almak isterim. Tarama yöntemleri nelerdir? Doğruluk payı nedir ve tanısı nasıl konur? Ben öncelikle bu konuda hani halkımızı da daha bilinçli bilgilendirme adına tanı yöntemlerinden bahsedeceğim size. Daha sonra tarama yöntemlerinden de geniş geniş bahsetmek gerekiyor. Yani bu açıkçası sohbetimizin de gerçekten en can alıcı noktalarından biri oluyor bu tarama ve tanı yöntemi. Down sendromunun tanısını koymada bizim altın standart dediğimiz yöntem kromozom analizidir. Bu kromozom analizi doğumdan sonra periferik kandan yani bir çocuğumuzdan bir tüp kan alınıyor. Bu kandaki canlı hücreler ayrıştırılıp kromozom analizi yapılarak Down sendromu tanısı koyulabiliyor. Anne karnındayken tabii çocuktan kan almak bu kadar kolay olmadığı için çeşitli kromozom elde etme yöntemleri, kromozom elde edeceğimiz materyalleri elde etmek için çeşitli yöntemler var. Bunları haftasına göre bakarsak ilk haftalarda koriyonik villus örneklemesi dediğimiz bir örneklemle çocuğun plasentasından yani eşi dediğimiz organdan bir parça alınabiliyor. Tabii bu bizim klinikte çok tercih etmediğimiz bir yöntem. Erken hafta olması tabii önemli ama klinikte tercih etmiyoruz çünkü sağlıklı çocuğun düşmesine yol açma ihtimali var bunun. Daha sonra bahsettiğimizde 14. haftadan başlamakla beraber 16. haftada en ideal haftası dediğimiz amniyosentez işlemi var. Burada ultrason eşliğinde bir perinatolog ya da kadın doğum uzmanı arkadaşımız tarafından enjektörle anne karnına girilip çocuğun içinde bulunduğu amniyo sıvısından
çocuğa ait hücreleri elde edebilmez için belirli miktarlarda sıvı alınıyor. Buradan da sonra kromozom analizleri yapılıp Down sendromu olup olmadığının tanısı koyuluyor. En son yöntemlerde de 20. ve 22. haftadan sonra yapılabilen yöntem ise çocuğun kordu dediğimiz, hani anneye bağlayan o bilinen kord kanı alınması işlemi yapılıyor. Buraya tabi enjektörle girilmesi de yine düşük yapma olasılığı yüksek olduğu için bunu da çok önermiyoruz. En çok önerdiğimiz anne karnındaki tanı yöntemi amniyosentez yöntemi oluyor bizim için. Bu tanı yöntemlerini bitirdikten sonra tarama yöntemlerine geçebiliriz. Öncelikle hani toplum içinde de zeka testi olarak biliniyor. Bizim de ikili, üçlü ve dörtlü tarama testi dediğimiz biyokimyasal tarama yöntemleri var. Bu yöntemler bahsettiğim ultrason bulgularıyla beraber değerlendirildiğinde tanı oranları önceden yeterli bulunacak seviyelerdeymiş ama günümüzde gelişen teknolojiyle beraber çok daha üst yöntemler, çok daha teknik analizleri daha iyi olan, hastayı yakalama oranları çok çok yüksek olan testler gelişmesinden dolayı ikili, üçlü ve dörtlü tarama testleri klinikte gitgide kullanımı azalmış durumdadır. Şu anda bizim tarama testi olarak birçok hastaya tavsiye ettiğimiz yöntem NIF testidir. NIF-Y olarak da bazı yerlerde geçebiliyor. Bu teknik olarak çok gelişmiş bir yöntem. Çok yıllardır da üzerinde çalışılan bir yöntem ve gerçekten klinikte bize çok katkısı oluyor. Bu yöntemden kısaca bahsetmek istiyorum sizin de izniniz olursa. Lütfen hocam, ne demek? Lütfen. Şimdi bu yöntemde diğer bu anne karnındaki yöntemler gibi çocuğun herhangi bir hücresi alınmıyor. Burada alınan annenin bir tüp kanı oluyor. O yüzden bir düşük yapma gibi bir ihtimal, bir risk oluşmadığı için çok da güvenli olarak görülüyor. Özellikle değerli bebeklerde, hani zor elde edilmiş gebeliklerde biz sıklıkla bu yöntemi öneriyoruz. Burada anne kanı alındıktan sonra bunun içinde yine hücreler değil de serbest DNA materyallerine bakılıyor. Şimdi buradaki materyallerin tabi nerelerden kaynaklandığı, ne kadarının anneden, ne kadarının bebekten veya da bebeğin eşinden kaynaklandığını bilmek, açıkçası tekniği önermek ve hastayı bilgilendirmek açısından çok önemli olduğu için biz NIF testi yaptırmadan önce bir genetik uzmanından bu konuyla ilgili bir genetik danışma alınmasını öneriyoruz. Çünkü hani ailelerin bu NIF test yapılırken ki beklentileri çok farklı olabiliyor ve hasta sonuç geldiği zaman bazen hani ne beklediğini, ne geldiğini anlayamayabiliyor. O yüzden öncesinde ve sonrasında bir genetik uzmanından bu konuyla ilgili danışma alınması, bir genetik uzmanının tavsiyeleri çerçevesinde hareket edilmesi önemli. Kaldı ki piyasada, hani ismini şu an vermeyeceğim ama, birçok çeşitli yöntem var ve bu yöntemlerin aileler bazında bakıldığında birbirinden üstünlükleri ve eksik yanları olabiliyor. Kimi yöntem serbest DNA'da görülen uzun DNA fragmanlarıyla çalışırken, kimisi tek hücre veya tek nükleotit değişimlerine bakabilmekte. Tabi bu yöntemler akraba evliliğinden ya da ailede bir kalıtsal hastalık olup olmamasından ya da beklenen hastalığın hangi hastalık olduğuna, tipinin ne olduğuna bakılarak birbirinden çok farklılık arz etmekte. Kaldı ki yani bunu birçok, bunu halkımızın bilmesinin çok da mümkün değil hangi testin kendisi için uygun olduğunu. Birçok aslında hekim arkadaşımızın da bu konuda özel ilgilenmedikçe bilgili olabilmesi mümkün olmuyor. O yüzden de hem hangi tekniğin kendisi için daha uygun olduğunu, hem soy ağacı çıkartılıp hastaya hangi testin daha etkili olabileceğini göstermek, hem de bu sonuç geldiğinde siz ne buluyorsunuz, ne buldunuz, bunun hastaya anlatılması için bir genetik uzmanıyla beraber bu testin değerlendirilmesini biz öneriyoruz. Kaldı ki mesela etrafımızda birçok hastada oluyor. Sonuç geldikten sonra bu sonucun ne ifade ettiğini, ne kadar doğrulukta olduğunu bilmiyorlar. Sonuçta bu bir tarama testi. Tanı testi değil ki %100 inanalım buna. Hani ne kadar inanabileceğiniz ya da hangi testlerle devam edilmesi gerektiğini için bir genetik uzmanıyla görüşülmesini öneriyoruz bu NIF testten önce. Peki hocam, hangi hafta aralığında
aileler bu tarama testlerine evet. başlamalı. Bu ikili üçlü tarama testleri rutin zaten uygulamalarda devam ediyor. Aile sağlığı merkezlerinden belirtiliyor. Biz burada NIF test için konuşursak da NIF testte 8. haftadan başlıyor. 12. 14. haftaya kadar yapılabiliyor ama en ideali 10. 9. 10. haftalar oluyor. Çünkü burada anne karnında fetal DNA'nın bir belirli seviyelerde artmış olması ve elde edilmiş olması gerekiyor. Hı hı. Bu seviyelerde olmazsa şöyle bir sıkıntı oluyor. Yeterli materyal elde edilemedi diye test reddedilebiliyor açıkçası. Hani bir de daha bahsetmeyi unutmuştum, şimdi aklıma geldi. Mesela ikiz gebelikler veya da üçüz gebelikler olabiliyor. Tek yumurta ikizi olabiliyor. Hı-hı. Çift yumurta ikizi gibi durumlar olabiliyor. Yine burada da hani hem haftalar önemli oluyor hem de testlerin mesela bazısı tek gebelikte çok iyi bir oranda %99'a yakın Down sendromunu yakalarken bazısı mesela çoğul gebeliklerde gerçekten çok aksayabilmekte. Bu testlerin de bu yöntemlerin de bir hekim tarafından hastaya anlatılmasının önem arz ediyor. Hı hı. Temel olarak anne kanına geçen bebeğin DNA'larıyla çalışılıyor. Evet, değil mi hocam? Aha, fetal DNA noktası o aslında, bebeğin DNA'ları. Hedefe yönelik test temel olarak burada çok önemli bildirdiğiniz gibi, ama tarama olduğu için yine %100'e olabildiğince en yakın oranda sonuç vermeye çalışmak için en doğru testi seçelim diyorsunuz. Evet, yani tarama testi adı üstüne yani tarıyor. Hı hı. Tanı koymanız için yine bir şekilde hani az önce anlattığım o tanı testlerine dönmek gerekiyor ama hani tarama testinde de ne istediğimizi ve testin bize ne verebileceğini bilmek tabii ki çok önemli. Hani bir yola çıkacaksınız ama nereye gittiğini ya da ne yapmak istediğinizi bilmediğiniz zaman yolun sonuna gelseniz bile bir şaşkınlık durumu oluyor ve hani biliyorsunuz gebelik durumunda kadınlar çok duygusallaşabiliyorlar. Yani hastalarımızın gerçekten hiç beklemediğimiz duygusal tepkileri olabiliyor. Zaten duygusal olarak suistimalde açık bir noktada da olmuş oluyor. Evet, doğru, yani doğru. O yüzden bu işin ne olduğunu, ne iş yapılacağını, ne yapılacağını ve kendilerine ne vaat edildiğini bilmeleri hastalar için çok önemli. Bu hassas dönemlerde özellikle hastalarımız bunu bildikleri zaman daha rahat bir süreç geçiyor ve gerçekten sonuç geldiği zaman da hani hangi noktada rahat etmeliyiz, hangi noktada ek testlere devam etmeliyiz bunu bilmesi gerek, yani bildiği zaman hastamız inanın çok kaliteli bir gebelik süreci oluyor. Klinikte de bunu çokça görüyorum. Bu kadar vurgulamamın nedeni de bu. Yani karşımda öyle bir gebe gördüğüm zaman gerçekten üzülüyorum. Bayağı bir zaten danışmamız yarım saat 45 dakikayı bazen bir saati buluyor. Tekrardan anlatıp sakinleştirme süreçleri uzun sürüyor. Yani genetik danışma da zaten çok meşakkatli bir süreç. Çünkü hastaya bunları anlatmak bilmediği bir süreç. Çok teknik artık, hani genetik aldı başını gitti gerçekten. O kadar ilerledi ki yetişmek çok zor oluyor. Sürekli güncel olmak için de okumak lazım. Hastalarda bu bilimsel okumaları nasıl yapacaklarını haliyle bilemiyorlar. Çünkü uzmanlık alanları değil. O yüzden de uzman bir ele başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, özellikle genetik danışmanlık şüphe varsa mutlaka alınmalı değil mi hocam? Aynen. Hocam şimdi gebelikten, anne hassasiyetinden bahsetmişken hemen anne yaşı sorumu sormam gerekiyor. Anne yaşının Down sendromu üzerine etkisi nedir, nasıldır hocam? Anne yaşı maalesef ilerledikçe Down sendromuna yol açma ihtimali artıyor. Şimdi ileri anne yaşı diye bir terim kullanmış olduk. Bu kaç yaş diyeceksiniz? Hani bu 35 yaştır. Bilimsel verilere dayanılarak bu yaş oluşturulmuştur. Hani öyle keyfi bir şey değil açıkçası. 35 yaştan sonra istatistikler gösteriyor ki her bir yıl yaş geçtikçe, annenin yaşı ilerledikçe Down sendromu başta olmak üzere diğer genetik anomallerin riski gitgide artmakta. Keza 39 yaştan sonra da ileri baba yaşı olarak geçiyor ama onun Down sendromuyla çok bir ilişkisi aydınlatılmış değil ama hani ileri anne yaşının gerçekten ciddi manada Down sendromu riski üstünde etkisi var. Özellikle 42-43'lü yaşlardan sonra risk çok çok daha artmakta ve hani her 8 gebelikten birinde Down sendromu görülecek kadar sıklığı artmakta yaş ilerledikçe 40'lı yaşlardan sonra. Ama tabii ben 35 yaşın altındayım, işte benim çocuğum Down sendromlu olmaz diye düşünmemesi gerekiyor ailelerin. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor ki hani her 100
Down sendromlu çocuğun anne yaşlarına baktığımız zaman yarısı 35 yaşın üstündeyken yarısı da 35 yaşın altında. Şimdi hocam risk bu kadar arttı ama niye 35 yaşın altındaki anne sayısı bu kadar yüksek diye sorabilirsiniz. Burada da doğum sayıları önemli. Hani biliyorsunuz tabii gitgide 35 yaşın üstündeki doğum oranları da artmakta ama şu an mevcut düzende gördüğümüz genelde doğumlar 35 yaşın altında sıklıkla olmakta. O yüzden oran hani oluşma olasılığı daha az olmasına rağmen daha çok doğum olduğu için burada da Down sendromlu çocuklar görülebiliyor. Dediğim gibi ne anne yaşı ne de ultrasonun normal olması açıkçası Down sendromundan bazen dışlayamayabiliyor. Her iki durumdan da kurtulan ve dünyaya gelen Down sendromlu çocuklarımız oluyor. Tarama testlerinde o yüzden öneriyoruz ve ultrason yaptırmalarında mutlaka öneriyoruz. Bir daha her seferinde vurgulayacağım bu noktayı. Çünkü gerçekten en azından anne yaşında tanı koyulduğu zaman aileler buna hazırlıklı oluyorlar. Her şeyi geçin aile Down sendromlu bir bebeğe hazırlıklı oluyor ve önemli oluyor bu aileler içinde. O yüzden tarama testini ve ultrasonun takip edilmesini mutlaka öneriyoruz. Peki hocam, Down sendromlu bir bebekten sonra ikinci bebeğin Down sendromlu olma olasılığı nedir? Tiplerde biraz bahsetmiştiniz. Evet. Tekrardan danışmak istedim hocam. Şimdi burada tipler, dediğiniz gibi bu tekrarlama olasılığı bize en çok sorulan sorulardan biri. Ve aileler içinde gerçekten çok önem arz ediyor. Hani bir insan böyle bir durum yaşadıktan sonra çoğu zaman bir korku içerisinde oluyor gebeliğinde. Tiplere göre baktığımız zaman mesela bağlı tiplerde de öncelikle bahsedersem tipine göre değişmekle beraber %33 ile %100 arasında bir oranda tekrarlayabiliyor. Mesela yani %33 3 çocukta bir gibi bir oran oluyor. 3 çocukta bir demeyelim de hani her gebelikte 3'te 1 olasılıkta diyelim. Çünkü 3 çocukta bir dediğimiz zaman aile şöyle düşünebiliyor. Diyor ki ya benim 3 çocuğum oldu. Bir tanesi Down sendromlu oldu. Bir sonraki olmayacak. Ama bu her gebelikte olan bir olasılıktır. Yani 3'te 1. Her gebelikte %33 yani 3'te 1 olasılıkta durumuna göre tekrarlayabilir. Hani bunu şöyle anlamayın. Pür Down sendromlu ya da ayrı Down sendromlu dediğimiz durumu sonra anlatacağım. Bu bahsettiğim bağlı tipte ve tipine göre. Mesela iki tane Robertsonian 21 dediğimiz bir durum oluyor. Anne ya da babanın herhangi birinde 21. kromozomlar ayrı ayrı olması gerekirken tepe tepeye vermiş oluyorlar. Bu durumda neredeyse teorik olarak %100 olasılıkta her gebelikte Down sendromlu çocuk olacaktır. Anne ya da babada bir bulgu olmaz ama her gebelikte Down sendromlu olacaktır. Çok şükür ki bu çok az oranla gördüğümüz. Benim de ömrü hayatımda hani 10 yıldır bu mesleğin içindeyim. 2 defa rastladım sadece. O yüzden hani bu tabii uç bir nokta. Ama genetik danışmanın önemini vurgulamak adına anlatıyorum bunu. Bunun kadar mesela nadir olmayan 21. kromozomun diğer kromozomlarla kafa kafaya verdiği durumlar olabiliyor. Bağlı olduğu durumlar olabiliyor. Burada da %33 dediğimiz yani kaba taslak olarak %33 diyebildiğimiz durumlar olabiliyor. Ama klinikte hocam en sık hangisini görüyoruz dersek biz ayrı tipi ve pür Down sendromunu görüyoruz. Bu ailelerde de nispeten içimiz rahat oluyor. Çünkü burada tekrarlama olasılığı annenin yaş riskinin üstüne kabaca %1 koyularak hesaplanıyor. Yani risk çok da artmış olmuyor ama yine de biz bir kere de olsa Down sendromu bir gebelik yaşamış, bu çocuk doğmuş da olabilir, anne karnındayken vefat etmiş de olabilir. Böyle öyküsü olan bir gebenin her bundan sonraki bütün gebeliklerinde mutlaka tarama testlerine, hatta yaptırmak isterse tanı testlerine başvurmasını, fetal ultrasonu takip ettirmesini öneriyoruz. Hani bu konuyu bir daha tekrardan anlatacağım çünkü yanlış anlaşılmaya müsait. Bağlı tipler nadir gördüğümüz bir tiplerdir. Ve bunların tekrarlama olasılıkları çok daha yüksek olabiliyor. Onun için anne babayı zaten inceliyoruz. Onu ama bir köşeye bırakırsak normal ayrışmış 3 tane 21. kromozomu olan pür Down sendromlarda tekrarlama olasılığı toplum anne yaşına göre çok az bir miktarda da olsa artmış oluyor. Biz yine de bir genetik danışma ve yapılması uygun görülürse aile tarafından da tanı testlerinden birinin yapılmasını öneriyoruz. Peki hocam, Down sendromuna eşlik eden sağlık problemleri var mıdır? Tabii. Down sendromu zaten
maalesef birçok yanında ek sendromla, ek hastalıkla beraber gelen bir sendromdur. Bu sendromda en belirgin özellikler anne karnında da bahsettiğimiz gibi gelişme geriliği. Hem vücutlarındaki gelişme geriliği olabiliyor, yani daha kısa boylu bir birey oluyorlar. Hem de zihinsel yetersizlik farklı oranlarda Down sendromunun tipine göre ve hücre yüzdesine göre değişebilmektedir. Onun dışında da bahsettiğim gibi işte sindirim sistemini ilgilendiren anomaliler olabilmekte, atreziler gelişebilmekte, buna bağlı beslenme güçlüğü ya da kusma ya da kabızlık gibi şikayetler olabilmekte. Kalp anomalileri zaten Down sendromlu hastaların yaşam sürelerini belirleyen esas testler, esas semptomlardır. Çünkü kalp bulguları ne kadar ağır, ne kadar hastaya zarar vericiyse yaşam beklentimiz o kadar düşmekte oluyor. Bunun dışında da baktığımızda bu hastaların yaşları artık hani ileri yaşlara kadar yaşayabiliyorlar ama erken yaşta bunama riskleri olabiliyor bu hastalarda. Yine hematolojik kanserlere yakalanma riskleri var bu hastaların. Yine keza endokrinolojik hastalıklardan da birçoğu özellikle tiroid ve baktığımız zaman diyabet yakalanma riskleri bu hastalarda yüksektir. Bunlarla ilgili takip ve tedaviler öneriliyor sıklıkla bu hastalara. Hemen hocam bir sonraki sorum da bununla ilgili olacak. Bahsettiğiniz gibi Down sendromunun yanı sıra birçok eşlik eden de sağlık problemi oluyor bireylerde. Peki takipleri nasıl yapılmalı? Bu hastaların ilk tanıya gelinene kadar gerek anne karnında gerek doğduktan sonra bir genetik hekimi tarafından takip edilmeleri önem arz ediyor. Daha çünkü biz hani Down sendromuyla karışabilen hastalıklar da var. Ona göre muayenemizi yapıp gerekli gördüğümüz testleri isteyip ondan sonra gerekli görürsek aile testlerini de isteyip bir bütün halinde aileye danışmayı verdikten sonra zaten zihinsel etkilenimi olacağı için çocuk nöroloji bölümüne yönlendiriyoruz ve takibe girmesini sağlıyoruz. Sonrasında kardiyolojik olarak en azından bir kere de olsa incelenmesi gerekiyor ve kalp anomalisi saptanırsa çocuk kardiyoloji bölümünden de takibe giriyor bu hastalar. Onun dışında çocuk endokrinoloji bölümüne de yönlendiriyoruz bu hastaları ve takibe girmesini öneriyoruz. Çünkü erken yaşlarda hipotiroidi ve diyabet riski bu hastalarda yükseldiği için topluma göre erken dönemde bunun tanılarını koyup hastanın etkilenimi en aza indirmemiz gerekiyor. Yine düzenli aralıklarla hematolojik kanserler açısından kan tetkiki yapılarak bu hastanın lösemi açısından da takibe alınması önemli. Genelde bu bölümlere yönlendirdiğimizde ve çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanları tarafından ve aile hekimleri tarafından düzenli takipler girip 6 ayda bir gerek hormon gerek kan testleri verilerek hastanın takibi sağlanabilmekte. Peki hocam, Down sendromunun tedavisi var mıdır? Özellikle yaşam süresiyle alakalı bilimsel verilerimiz var mı? Yaşam süreleri şu an mevcutta hani 50-60'lı yaşları rahatlıkla görebiliyor bu hastalarımız. Hani birçok genetik hastalıkta bu yaşları görmemiz mümkün değil. Ama Down sendromlarda görülebiliyor. Ama maalesef şu an hali hazırda onaylanmış ya da faz denemelerini geçmiş bir Down sendromu tedavisi bulunamamakta maalesef. Hani bu da tabii içimizi yani karartıyor. Açıkçası bizi de üzen bir durum ama inşallah ilerleyen dönemlerde belki de hani bizler de görebileceğiz. İlerleyen dönemlerde belki genetik tedaviler buna da bir kapı açabilir. Ama şu an mevcut bir tedavi protokolü maalesef yok. Peki hocam, bunun üzerine şunu da sormak istiyorum. Down sendromlu bireylerin akademik ve sosyal hayattaki durumları, uyumları nasıldır? Şimdi akademik başarılarından öncelikle bahsedersek hani sıklıkla gördüğümüz o pür Down sendromlarda hani sınıfın böyle hani çok da şöyle söyleyeyim, normal bir öğrencinin akademik başarısını çok da bir beklemiyoruz. Zihinsel etkilenime bağlı olarak yani okuma yazmayı bile sökmeleri bizler için açıkçası çok büyük bir başarı olarak sayılabiliyor. Ama tabii mozaik Down sendromlarda üniversiteyi bitiren Down sendromlu hastalar bile var açıkçası. Hani hatta doktor bile olabilmiş
Amerika'da gördüğümüz hastalar var. Yine hocam etkilenen hücreyle alakalı değil tabii, mi? Hücrenin aynen. Etkilenen mesela sayısı, benim bir tane hastam vardı. Öyle bir örnek vereyim tiplerine göre. Sadece %4'lük bir etkilenimi vardı. Yani 100 hücresi bakıldığında sadece 4 tanesinde Down sendromu var. Ama hastanın yüz görünümüne bakın, tamamen dışarıdan Down sendromu gibi görünüyorken ek anomalilerinin neredeyse hiçbiri yoktu, zihinsel etkilenimi de yoktu ve çocuk gerçekten üstün zekalı olarak geçiyordu. Çok başarılı bir çocuktu. 5-6 yaşlarında olmasına rağmen çok ileri bir seviyedeydi tabii. Ama şöyle bir şey var, pür Down sendromlarda da sosyal hayatın içerisine çok rahat kaynaşabilen, adapte olabilen hastalarımızdır bunlar. Açıkçası birçok genetik hastalığa göre çok da fark edilmiyorlar. Zaten toplumun içinde bu kadar sık görebilmemizin nedeni de topluma adapte olabilmeleri. Hani bu hastalar mesela evden çıkıp toplu taşıma araçlarını kullanıp istedikleri yere gidip daha sonra da gene toplu taşıma araçlarıyla evlerine gelebilecek, kendi istek ve arzularını belli edebilecek seviyede bir entelektüel beceriye kavuşabiliyorlar ve çoğunluğu bu seviyeye gelebiliyor. Ama burada önemli olan tabii ailenin çocuğuna yaklaşımı. Hani aile burada çocuğunu dört elle sarıldığı zaman çok uç noktalar haricinde, hani tamamen kromozomal olarak sağlıklı olan çocuklarda da olabildiği gibi, hani otizmler, öğrenme güçlükleri bu hastalarda daha sık olmakla beraber var. Ama geneline baktığımız zaman ailede erken yaşlarda elinden tutarsa bu çocukta, bu dediğim seviyelere gelip sosyal hayatın içerisine karışıp kendilerini çok rahat ifade edebilirler bu çocuklar. Peki hocam eğitime ne zaman başlamalıyız? Özellikle bir özel eğitim programı var mıdır? Yani bu çocuklarda eğitim gerçekten mümkün olan en kısa sürede başlanması gerekiyor. Zaten özel eğitim öğretmenleri de artık günümüzde çok yaygınlaştı. Özel eğitim kurumları da çok yaygınlaştı. Profesyonel ekipler tarafından ele alınan hastalardaki ilerlemeler gerçekten muazzam seviyede. Yani birçok Down sendromlu çocuk o kadar iyi bir şekilde hayata adapte olmuş oluyor ve gerçekten şaşırdığımız durumlar artık nadir değil, sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ve anne babalara sorduğumuz zaman bizim aldığımız yanıt şu: hocam biz en erken sürede 6 aylıkken, hatta hani daha önceki aylarda çocuğa fizik tedavi ve konuşma terapisi başlayan aileler bile olabiliyor. Ve burada özellikle anne babaya şöyle bir görev düşüyor. Erken yaşta çocukların elinden tutup onu hayatın içine adapte etmeye çalışıp ona sorumluluklar yüklemek, onun bir iş yapabilme becerisini artırmaya çalışmak, onunla konuşup onun konuşarak kendisini ifade etme becerisini artırmaya çalışmak çok önem arz ediyor. Yani şunu kabul ediyoruz, evet, Down sendromların bir engeli var. Zihinsel öğrenmede gerilikleri var ama bu bizim kendilerine yardımcı olamayacağımız anlamına gelmiyor. Taşıyabileceğimiz seviyeler var bu çocukları ve bu seviyelere geldikleri zaman ailelerin gerçekten bu konuda çok da mutlu olduklarını, çocuklarının o kadar da engelli görmediklerini ve çocuklarının bir şeyler yapabildiğini görüp çok da mutlu olduklarını görebiliyoruz. Hani benim etrafımda da zaten biliyorsunuz birçok Down sendromlu çocuk oluyor. Gerek yüzmede madalya alan mı dersiniz, halterde başarılar yapan mı dersiniz, okuma yazmasını geliştiren mi dersiniz, mesela işe girip garsonluk yapıp ve hani patronlarının da çok mutlu olduğu bir çalışan olabilen Down sendromları da görebiliyoruz. Hatta yaşlılara yardım edebilen Down sendromlu çocuklar görebiliyoruz. Bu tamamen ailenin ilgilenmesiyle alakalı. Aile ilgilenirse, çocuk da buna müsait olursa, ki çoğunluğu müsait, çok güzel yerlere gelebilecektir bu çocuklar. Hocam çok önemli gerçekten bilgileriniz. Özellikle de seyircilerimiz için farkındalık oluşturmak adına sosyal hayatta belki bizim de duruşumuz birçok noktada kendimizi düzeltmemiz gereken nokta olduğunu bu yayınla da anlamış oluruz diyorum. Bir diğer sorum da hocam, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi konuşma terapisi üzerine çok fazla sorulan bir konu. Down sendromlu bireyler konuşma terapisine ne zaman başlamalılar? Başlamalılar mı, niçin? Daha önce de bahsettiğim, yani daha konuşma terapisi ve yani iş yapabilme becerileri kazandıran terapiler bu hastalar için gerçekten yani hava su gibi çok önemli şeyler. Çok
Çünkü hani bunların zihinleri böyle eğitildiği zaman gerçekten de engelleri bayağı bir aşabiliyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla, klinik tecrübelerim kadarıyla imkanlar çerçevesinde en erken sürede, hatta 6 aylıkken bile konuşma terapilerine başlandığı zaman gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Hani ihmal edilen çocuk, hani atalarımızın dediği gibi, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. İhmal edilen Down sendromlar gerçekten ihmal edilen diğer çocuklar gibi çok geri kalırken ilgilenilen ve sahip çıkılan çocuklar gerçekten çok ileri seviyelere gelebilmektedir. Benim tavsiyem, eğer bir bununla ilgili donanımlı bir merkez bulabilirlerse, başlayabildikleri ve merkezin kabul ettiği en erken sürelerde, hatta 6 aylıkken bile başlanmasını öneriyorum. Hocam, şimdi bir diğer perspektiften bakacak olursak olaya. Down sendromlu bireylerin aileleri bu süreçten nasıl etkilenmekte? Özellikle danışmanlık verdiğiniz için ailelere bu süreç nasıl işlemekte? Bu danışmanlıktan aileler çekinmeli mi? Nasıl geçiyor? Nasıl bir ortamda yapılıyor? Biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi benim 10 yıllık hani bir deneyimim var bu konuyla ilgili ve ben bu soruya tamamen klinik deneyimlerimin sentezlenmesi şeklinde cevap vereceğim. Ailelerde ilk gördüğümüz, yani gerek anne karnında olsun, gerek doğup tanı almış olan bebeklerimiz olsun, ilk etapta bir durumu kabullenemiyorlar. Ben de hani yıllar içerisinde gözlemlediğim kadarıyla da aileye zaten önce ilk geldiğinde, ilk testimizi aldığında, ki genetik testler biraz geç çıkan sonuçları vardır, özellikle testler oldukları için. Hani ileride belki başka bir programda bunlardan da bahsedebiliriz. İnşallah genetik hocam, testler biraz ederiz. Böyle geç çıktığı için ailenin bu durumu kabullenebilmesi için ben bir süre de veriyorum hem hastaya hem de danışmayı veriyorum, ama aile ilk etapta bunu kabul etmiyor. Yani kolay bir süreç değil. Bununla ilgili ailelere de hak veriyorum ve anlıyorum onları. Zaten desteklemeye de çalışıyoruz kendilerini, ama daha sonrasında gördüğüm olay şu: bu inkar ne kadar devam ederse, ki bu yıllarca devam edebiliyor, bu yüzden çocukları gerekli birimlere götürmüyorlar, ihmal edebiliyorlar. Çok Allah'tan bunların sayısı çok azaldı. Ama bazı aileler maalesef durumu kabul etmiyor çocuğunun Down sendromlu olduğunu ve ihmal ediliyor. Bu çocuklarda açıkçası hem ailenin etkilenimi çok oluyor, çünkü Down sendromlu çocuğun bu bakımları geciktiği için Down sendromlu çocuk toplumdan geri kalıyor. Geri kaldıkça da aile bundan daha çok etkileniyor. Bir kısır döngüye giriyor. Aile aslında çocuktan daha çok etkilenmiş oluyor bu durumdan. Ama çocuğu sahiplendiği zaman aile, bu sefer çocuk ilerleyebiliyor. Yani erken dönemde bunu kabul edip, evet benim çocuğumda böyle bir durum var, hani bu birçok yerde artık hastalık bile sayılmayıp bir farklılık olarak düşünülmeye bile başlandı. Çünkü bu kadar eğitilebiliyor, bu kadar hayatın içerisine girebiliyor bu çocuklar. Yani biz görüyoruz bu çocukları. Çocuk da erken yaşta aile tarafından sahiplenip, aşama kaydedip ilerleyince ailenin bu sefer yaklaşımı çok daha normale yaklaşıyor. Normal bir çocuk nasıl bakılıyorsa o seviyede bakmaya başlıyorlar. Hatta birçoğu diyor ki, hocam diyor, iyi ki böyle bir çocuğum olmuş. Hatta bana bunu diyen hastalarım çok sık, hocam diyor, ben karşılıksız saf sevgiyi bu çocukta tattım. Çok güzel bir nimet. İşte ben yani nimet olarak değerlendiren hastalarımın sayısı çok fazla artmakta. Çünkü o kadar sevecen, o kadar tatlı, saf sevginin ne olduğunu bize gösterebilen nadide hastalarımızdır bunlar. Klinikte de zaten görürsünüz, içeri geldiklerinde bir bizim polikliniğin içinde böyle ayrı bir güneş parlıyor sanki. Bu çocuklar geliyorlar, neşe saçıyorlar, bizimle konuşuyorlar, iletişim kuruyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Hatta bazıları belirli sürelerde gelirken ben bunlara ödevler bile veriyorum. O ödevleri getirmiş oluyorlar. Güzel bir yani beni anlayabilip kendini bana anlatabilecek seviyeye gelen çocuk olduğu zaman ailenin gerçekten bu durumdan etkilenimi hiç fark edilmeyecek kadar düşük oluyor. Bunu çok bariz görebiliyorsunuz. Normal çocuklarından ayrı tutmayacak kadar çocuklar normale gelir. Ama nadiren de olsa aileler bu durumu kabullenmediği zaman, işte o zaman sıkıntı oluyor. Aile de bundan en çok etkilenen oluyor. O yüzden ailenin bir an önce bu durumu kabullenip gereklerini yerine getirmesi, gerekli danışmaları alması ve gerekli hekimlere takiplerini yaptırması çok önemli. Kendileri için de çocuktan daha çok önemli olduğunu ben iddia ediyorum.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz hizmetleriniz için. Tam da bu noktada değinmişken kliniğinize ve danışmanlık hizmetlerinize. Hocam bir diğer noktada şunu danışmak istiyorum sizlere. Orada ilimizde tıbbi genetik adına neler yapmaktayız? Nasıl hizmetler vermekteyiz halkımıza? Evet. Şimdi benim buradaki 2,5 yıllık bir sürecim olduğunu bahsetmiştim. Bu çok kolay olmadı açıkçası. Çünkü ilin ilk ve şu anda mevcut tek genetik hekimiyim. Hani bir genetik farkındalık oluşturmak, bir bu testleri önce doktor bazında sonra halk bazında tanıtmak, bunların peşine düşmek birazcık zor oldu ama sonunda başarabildiğimizi düşünüyorum. Gitgide bize başvuran ve yönlendirilen hasta sayılarımız artmakta. Biz tabii önceki dönemlerde çok daha farklı testler bünyemizde yapabiliyorduk. Bu testlerin bazılarını artık yapamaz olduk. Günümüz şartlarından dolayı. Ama bazı yapamadığımız testleri de artık yapabilir olduk ve hastalarımızdan çok yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz. Kısaca test bahsetmek istiyorum süremizde varsa bununla ilgili. Tabii lütfen hocam. Şimdi ben ilk ve en çok yaptığımız testlerden biri kromozom analizi. Kromozom analizini nerede yapıyoruz? Bugünün konusu olan Down sendromu ve diğer genetik rahatsızlıklar, özellikle zihinsel gelişim geriliği grubu dediğimiz rahatsızlıktan şikayet olan hastalarda ilk etapta kullandığımız testlerden biridir kromozom analizi. Keza kromozom analizinin diğer en çok kullanıldığı hasta grubu ise tekrarlayan gebelik kaybı, 2 ve daha fazlasında gebelik kaybı olan hasta grubunda kromozom analizine sıklıkla başvurmaktayız. Çünkü bu hastalarda da kromozomal anomali riskleri ve taşıyıcılık yüzdesi gayet yüksektir. Test yapılması, analiz yapılmasını arz etmektedir. Onun dışında yine kromozom analizi infertilite grubu, yani hiç çocuk oluşmama durumlarında da kullanılabilmektedir. Erken yaşta menopoz ve adet düzensizliği durumlarında da yine kromozom analizine başvurabilmekteyiz. Yine kısa boydan muzdarip hastalarımızda da, özellikle kadın hastalarımızda yine kromozom analizlerine başvurup en azından şüphelendiğimiz genetik hastalıklarından birisi var mı diye bakmaktayız. Daha sonra yine sıklıkla kullandığımız yöntemlerden biri olan trombofili panelimiz var. Bu halk arasında pıhtılaşma testi olarak da geçmekte. Burada da gene pıhtılaşmaya yol açan genetik markerların belli başlarına bakmaktayız. Burada da erken yaşta ya da ilerleyen yaşlarda da olsun beklenmedik bir inme şikayeti olan hastalarda bakıyoruz yine bu testlere. Onun dışında yine tekrarlayan gebelik kaybı ve infertilite grubunda da kadın hastalarımızdan trombofili testlerine bakabilmekteyiz. Bir diğer baktığımız hastalık grubu ise bünyemizde çölyak dediğimiz hastalık grubudur. Çölyağı da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Belki ilerleyen dönemlerde yine bahsedebiliriz. Toplumda çok sık gördüğümüz, yani %1 dolaylarında gördüğümüz bir durumdur çölyak. Özellikle gluten enteropatisi ya da halk diliyle ekmek alerjisi olarak da geçebilmekte. Bunun yatkınlık genlerine bakabilmekteyiz ve klinik bulgularla, diğer biyokimyasal markerlarla birleştirerek hastanın tanısını en hızlı ve en etkili şekilde koymaya çalışıyoruz bu hastalık grubunda. Çölyak dışında da yine bizler için çok önemli olan bir test var. FMF testi. Yani bizim bu Akdeniz bölgesinde ve Anadolu'da sıkça gördüğümüz tekrarlayan karın ağrısı, ateş ve eklem ağrılarıyla devam eden ve toplumumuzda özellikle çocuk hastaların çok bununla ilgili şikayetçi olduğu, ailelerin hep yanlış tanılara yönlenildiği, hocam çocuğumuz hep hasta oluyor, karnı ağrıyor, işte ateşi oluyor dedikleri bir gruptur FMF hastaları. Bunun da testlerini birimiz bünyesinde yapabilmekteyiz. Daha sonra baktığımızda hematolojik hastalıklarla ilgili birçok test yapabilmekteyiz. Bunları detaylı olarak açmayacağım çünkü bu biraz hani hematoloji ve genetik hekimlerini ilgilendiren üst teknik testler ama hematoloji hastalarına da genetik açıdan eskiye göre çok daha fazla yardımcı olabilmekteyiz. Keza şu anda yaptığımız atılımlarla özellikle hematoloji dışındaki kanser hastalıklarına da yönelik testler yapılabilmekte. Burada hani bir parantez açmak istiyorum. Burada ailesel kanserlerden sadece BRCA 1 ve 2 yapabiliyoruz burada. Onun dışındaki ailesel kanserlere daha başlamadık ama kanserde ilaç yönetimine yönelik özellikle testlerin yapılmasında biz burada ilerleme kaydediyoruz.
Dediğim gibi hematolojik hastalıkların hematoloji hekimi tarafından, onkolojik hastaların da onkoloji hekimleri tarafından tarafımıza yönlendirilmesi bizim için önemlidir. Niyesini şöyle söyleyeyim. Diğer türlü hastalarımız tarafından çok fazla bir talep oluyor bizde. Hani bunu karşılayamayız. Hastalara gelip test endikasyonu olmayan hastaya testi yapmıyoruz. O yüzden hastanın elenmesi gerekiyor. Yani bize boş yere gelmiş oluyor hastalar. Çünkü konuya vakıf olmadıkları için. Keza çölyak hastalığı ve FMF hastalığı içinde romatoloji ya da endokrinoloji bölümleri ya da dahiliye hekimleri tarafından tarafımıza konsülte edilmeleri bizler için önemlidir. Yani hastalar böyle yakınmaları olduğunda, hani ekmek tüketiminden sonra karın ağrısı, şişlik ya da işte FMF benzeri bulguları olduğunda dahiliye, hematoloji, dahiliye, endokrinoloji, romatoloji bölümlerine ve çocuk hekimlerine başvurduklarında onlar tarafından da değerlendirilip uygun bulunduğu tarafımıza gelmeleri hem hasta hem de biz açısından önem arz etmekte. Yine bu tekrarlı engebelik kayıplarında ya da erkek infertilitesinde de üroloji hekimleri tarafından bize konsülte edilmeleri, kadın doğum hekimleri tarafından konsülte edilmeleri bizim için önem arz etmektedir. İlerleyen dönemde de biliyorsunuz üniversitenin içerisinde yeni bir genetik laboratuvarı açacağız. Bu laboratuvarımız Ordu ilimizde ilk olacak ve büyük ihtimalle de tek olacaktır. Buradaki amacımız ise bu yapılan testlerin birçoğu il dışına gittiği için de biraz gecikme olabilmekte. Bunların acil olanlarını, hızlı bir şekilde yapılması gereken ve kliniğe çok etkisi olan testleri ilk etapta burada yapıp daha sonrasında birçok testi Ordu ilinin içerisine çok daha konforlu, hızlı ve hasta dostu olarak bir şekilde yapmayı hedeflemekteyiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica değerli ederim. Vakitlerinizden ayırıp yayınımıza konuk olduğunuz için. Rica hizmetleriniz ederim. İçin de tekrar çok teşekkür ederim. Beni de buraya hocam. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yepyeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bu zaman zarfında farkındalığımızı artırarak farklı olanı da koşulsuzca kucakladığımız günler diliyorum. Sağlıkla kalın.